Peki az önce aktardığımız gibi Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'deydi ve de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. yüzyılın İktisat Kongresi'nde dört ayaklı büyüme ve gelişme programını anlattı. Nedir bu? Kılıçdaroğlu, üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir dedi. Kurulacak yeni sistemin hangi ayaklar üzerinde yükseleceğini de şöyle anlattı. Öyle bir düzen kuralım ki kim iktidara gelirse gelsin en azından bir daha bu tür krizlerle Türkiye karşı karşıya kalmasın. Dört ayaklı bir stratejiden söz edeceğim. Dört ayaklı bir strateji. Birinci ayak. Güçlü bir demokrasi. Güçlü bir parlamenter sistem. Kuvvetler ayrılığını getirmek zorundayız. Medyanın da özgür olması lazım. Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Siyasi ahlak kanunu, siyasi etik kanunu çıkaracağız diye altı lider altına imzayı attı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu dışında bir de kesin hesap komisyonu kuracağız dedik. İkinci hedefimiz, ikinci ayak, üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. Her alanda üreten bir Türkiye. Sanayiden tarıma kadar, kültürden başlayarak hayatın her alanına kadar üreten bir Türkiye. Üçüncü ayağımız, güçlü bir sosyal devlet inşa edeceğiz. Dördüncü ayağımız sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirliğin kilit anahtarı devlette liyakattir. Yani birikimli insanların devlet yönetiminde olmasıdır.